Haftanın en heyecanlı gününden, büyük finalden herkese merhabalar efendim. Yarışmayan tek yerimiz kalmıştı. O da Elif ve kayınvalidesi Sabahat Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben deyim, kaç yıllık evlisin Elif? 3 yıllık evliyim. 3 yıllık evlisin. Bana hikayeni anlatır mısın? Eşinin adı ne? Eşimin adı Sertaç. Nasıl tanıştı Sertaç ve Elif'in yolları? Nerede ve nasıl kesişti acaba? Sertaç'la benim yollarım aynı iş yerinde kesişti. İş yerinden arkadaşsın. Benim çalıştığım yere o da başlamıştı. Ne iş yapıyordunuz? Bir tekstil firmasında çalışıyordum tekstil ben. Tekstil firmasında? Evet. Böyle ben kapıdan girdim içeriye, böyle karşılaştık, göz göze geldik. Böyle bir masada mıydı, oturmuşlar evet, mıydı? Evet, masadaydı. Kaç kişi vardı yaklaşık? Yani bir 10 kişiye yakın kişi vardı. Bir anda kafalar mı döndü? Evet, bir anda ve bana kapıya arkası dönük olduğu halde bir tek o döndü arkasını. Hani o an göz göze geldik. İstere bak. Evet. Ondan sonra tabii iş için devamlı birlikte çalışmaya başladık. Sohbetler, muhabbetler. Sonrasında ilişkimiz başladı. Bir yıllık bir ilişkimiz oldu. Sonrasında evlenmeye karar verdik. Peki sizin haberiniz hangi aşamada oldu Sebahat Hanım? Benim hemen oluyor genellikle. Ha, öyle mi? Annen çok rengini belli etmiyor. Anne diyorsun değil mi? Evet. Bana biraz Sabahat Hanım'ı anlatsana, nasıl bir kayınvalide? Aslında kayınvalidem hani burada nasılsa evde de o şekilde. Evde de öyle. Yine sakin bir yapıya sahip. Evet. Yani hani söylemişler kafasında tilki dönüyor ama hani ben kayınvalidemde düşünmüyorum öyle bir şey. Asıl diğer bunu düşünen kayınvalidelerde belki tilkiler dönüyor olabilir diye düşünüyorum. O da güzel. Yakın mı oturuyorsunuz peki şu an? Birlikte oturuyoruz. Ha, birlikte. Evet. Evlendin, evlenelim. Tabii, evet. Nasıl gidiyor aynı evde yaşam? Güzel. Bir problem yaşamıyoruz çok. Kimin tercihiydi birlikte yaşamak? İki tarafında verdiği bir karardı ama tabii teklif bizden gitti annemlere. Eşim ve benden gitti. Ha, bazen çünkü kayınvalideler oğlumu bırakmam, gözümün önünde olsunlar falan diye istiyorlar da sizde tersi olmuş. Yok, evet, biz kendimiz teklif ettik. Ha, çocuk var mı? Var, 1,5 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın, güle güle evet. Büyütün. Peki, seni de birazdan kayınvalidene soracağım. Açık açık söyleyeyim de yani. Hani sonra arkamdan laf döndü falan olmasın yani. Söyle. Sohbet canım, yani tanıyalım biraz yarışmacımızı yakından evet. Değil mi? O bağıtta. Ama tabii ki çok heyecanlıyız. Evet. Bugün 15.000 TL'yi sahibiyle buluşturacağız. Kaytaz böreğiyle ilgili hala kafalarda soru işaretleri, bir yapılamayan kaytaz böreğidir gitti evet. Bu hafta. Evet. Sen nerelisin önce bunu bir sorayım. Ben Rizeliyim. Aman Rize'ye selamlar. Siz Sebahat Hanım? İstanbulluyum. İstanbul'a selam söylemiyorum. Evet. Zaten İstanbul'dayız. Evet. Peki Karadeniz yöresinden yemekler var mı? İddialı bir menü mü? Kaytaz böreğini denedin mi? Denedim. Evde denedim. Oldu hani mu? Bir kere de değil, birkaç defa denedim. İyi yapmışsın, çok bravo. Güzel oldu hepsi. Oha. Şükürler olsun. İnşallah kaytaz böreği seçeceğiz. Bulamadık seçecek kaytaz böreği. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet, i̇nşallah benimkini seçeceğiz. İnşallah ama önce bir menünü duyalım tabii ki sevgili Elif. Son yarışmacımız neler yapacak, tabii. Neler döktürecek bize. Çorba olarak kremalı bal kabağı çorbam var. Kremalı bal kabağı evet. Çorbası güzel mevsim. Arası cam kaytaz böreği. Tabii yanında ki. Kaşarlı patates topları. Evet. Ve yoğurtlu kapya biber meze tamam. Olarak. Hey, sebzeyle dengelemişsin evet. Hamur işini. Güzel. Ana yemekte beğendili kuzu kebabım var. Beğendili kuzu kebap. Evet. Oo, iyi iyi. Yanında Hollanda soslu haşlanmış sebzelerim var. Ay ne güzel. Evet. Güzel. Salata mevsim salatam. Oh. Tatlı da pişmeyen çikolatalı cheesecake. Aa. Evet. Oo, bir kere daha yapmıştı bir gelinimiz ve birinci olmuştu. Ediyorum Derya'cığım. Ay vallahi havada kar. O kadar güzel ki dışarısı. Evet. Ama sen sıkı giyin çünkü markete gidiyorsun evet, Elif. Evet, evet. Sana iyi alışverişler. Teşekkür ederim. Hadi go to shopping. Görüşmek hadi üzere. Hadi görüşmek dikkat üzere et, Elif. Dikkat et, bir şey unutma. Güle güle. Aman bir şey unutma listeni. Yavrum, aman. Çocuğum. Ya ne bileyim, hafif galiba ben. Bana göre hafif geliyor. Kapya biber. Koy, közlensin, üstüne yoğurdu dök, patates topu, top patatesleri haşla, yuvarla, haşlanmış sebze. Yani içinde hiçbir şey yok, bir ana yemek yok yani daha doğrusu. Hep patates, haşlanmış, başka da hiçbir şey yok yani, hiç menüyü de güzel bulmadım. Doğruya doğru, yani 4 gündür Sebahat Hanım o menüye kusur buldu, bu menüye kusur buldu, benim gelinimin pilavına kusur buldu. Yok bilmem et, kuzu et olması lazım, dana eti olacak oldu dedi. Bugün onun menüsünü göreceğiz. Hiç güzel bir menü değil. Artık bu menü benim puanıma da yansıyacak bugün. Evet, nasıldır Elif? Bize biraz gelinize anlatın Sebahat Hanım. Elif tatlı. Kendileri teklif ettiler birlikte oturmayı. Sizin hiç tereddütünüz olmadı mı? Hani şimdi
Hani başka bir düzeniniz var. Eşiniz evet. Hayatta mı? Eşim hayatta değil. Öyle mi? 10 ay önce kaybettim. Biraz durgunluğum da o yüzden. Öyle mi? Aa, hiç bilmiyorduk. Hatırı için katıldım. Benim hiç katılacak halim yoktu aslında ama işte. Çok taze acınız. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ondan önce de çok yakın, çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Üst üste gelince biraz yıprattı beni. Durgunluk yaptı bende. Yani konuşmam ama ondan yoksa çok ben güler yüzlüyümdür, neşeliyimdir. Keşke söyleseydiniz kayınvalideleri. Benim üstüme gelmeyin. Ben eşimi kay çok üzüldüm. Yok, anlayacaklarını zannetmiyorum. Onun için bahsetmedim, söylemedim. Elif'cim dur. Koş misker koş. Sana bir sürprizim var. Ne? Bir bakalım ne? Ne? Hazır mısın? Hazırım. Kar topu geliyor. İnanmıyorum, kameraya geldi. Artık gidelim mi? Hadi gidelim. Koş gelin hanım, koş. Peki kaç yıllık eşinizdi? 44. Oo. 45. yılımızı kutlayacaktık. 3 ay kala vefat etti. Başınız sağ olsun. İşte. Allah rahmet eylesin. Evet, üzmek istemezdim. Ruhlar içinde yatsın. Mekanı tabii cennet canım, olsun. Tabii. 44 bir ömür tabii ki. İnsan hele de hayat arkadaşı tabii, artık. Tabii. Annenizde, babanızda, efendime söyleyeyim, yol arkadaşınız, sevgiliniz, her şeyiniz oluyor bir yandan sonra, yani bir yerden sonra. Ne diyeyim, Allah sabır versin, size teşekkür ömür versin. Teşekkür ederim, sağ olun canım. Gerçekten de üzüldüm. Kolay değil tabii ki ama işte hayat devam ediyor. Yarışmacımız et siparişleri için mahalle kasabımıza uğruyor. Merhaba, kolay gelsin. Bir kilo kuzu kuşbaşı istiyorum ben. 300 gram da yağlı kıyma. Kartopu saldırısından sonra iyi misin? Evet, çok iyiyim. Sana sevimli bir şaka yapmak istedik. Evet, çok büyük bir şaka oldu bana. Artık heyecanını da atmışsındır. Ya atacağım inşallah yavaş yavaş. Şu alışverişimi de bir halledeyim, atacağım inşallah. En çok alışverişten mi korkuyorsun? Ya bir şeyleri unutmaktan korkuyorum. Neden? Heyecandan unutabiliyorum. Umarım listeyi eksiksiz yapmışsındır. Evet, yaptım listemi güzel bir şekilde. Kuzu kuşbaşı mı alıyorsun? Evet. Nerede kullanacaksın? Ana yemeğimde kullanacağım. Beğendili kuzu kebaba. Kayınvaliden dün sofrada olanları anlattı mı? Evet, yani kısmen anlattı. Biraz yükleniyorlar kayınvalideme. Sessizliği için kafasında tilkiler dolaşıyor dediler. Aslında öyle de kayınvalidemin yapısı öyle. Hani öyle tilkiler döndüren bir insan da değil kendisi. Neden öyle demişler bilmiyorum ama. Kuzu kuşbaşı istediğin gibi oluyor mu? Ya biraz daha küçük de yapabilirsen. Onlar İşte zaman biraz daha ufalır yalnız, onu da çok, söyleyeyim çok size. Büyük, tamam. Ya bir tık daha ufak. Şaban amca biraz uğraşsın, kendi küçültsün. Hiç uğraşmaya niyetleri yok. Mutfaklardaki bıçaklar bizimkiler kadar keskin değil. Onu tabii. Ellerini evet. Keser sonra yemek yapamazlar. Sen yalnız, kes biz pişirelim. Siz pişirin. Evet. Yalnız kayınvalideler... Kuzetini kokuyor diye ama ben defne yaprağımı kokmaz. Getirdim. O kokuyu alacak defne yaprağım. İşi biliyor. Evet. Eyvah! Süremiz de azalıyor. Evet usta, hadi birazcık daha hızlı. 300 gram daha yağlı. Evet, evet, işte. Evet. Tek çekim olacak. Tek çekim olsun. Dolma koyacaksın sen hocam. Yok, börek üstüne koyacağım. Kaytaz böreği için mi? Evet, kaytaz böreğin üstüne. Bu hafta kaytaz börekleri hiç beğenilmedi. Evet, kayınvalidem söyledi ama ben yapacağımı düşünüyorum. Benim kaytaz böreğim güzel olacak. Şöyle buyurun, etleriniz. Teşekkür ederim. Bunlar da pişleriniz, kasada hesaplıyorlar efendim. Şöyle buyurun. Tamamdır. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.